kızımız olmuştu. Rüyanda mı? Komadayken. Öyle güzel bir kız çocuğuydu ki. Gözleri, saçları. Cadılı. Aynı sen. Aa, ne cadılığımı gördün be? Güzelim. Hı. Ben o kız çocuğunu istiyorum. Madem ölmedim, ben o aile istiyorum. O zaman bu yüzük bu hastanede çıkmıştı, hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Şimdi bu hastanede geri takasın mı? Harbi mi? Harbi. Ama yardım edeceğim bana İlaç. İlaç. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Ali. Ya şuna bakın. Vay. Takılmış yine yüzükler. Vallahi Allah'ım çok şükür. Çok şükür. Hamdolsun. Güzellerim. Mercan. Yaz. Abin diyor ki de o yüzükler o parmaktan çıkmayacak, yakarım. Abim böyle diyormuş de. Tamam. Abin o yüzükler bir daha çıkmayacak, yakarım diyor. Gülayşem. Hı. Şimdi sen yüzüklerimizi taktın ya. Evet. Bana evlenme teklifi etmiş oldun değil mi yani? Ne yapalım? Sen beceremedin mi Barbar bu işi? Beceremedim mi? Hı. Gülayşe Hanım ben ölüyordum. Size evlenme teklifi edeceğim diye. Gittim yeri geldim. Bunu becerememiş halim. Etme. Ya sakın olma, tamam mı?
canı ölüyorlar. Olmaz. Sensizken daha çok acıyor canım. Gel buraya. Ben Gülayşe. Ya ben? Ben? Sözümü dinle ya. Ben diyorsan ben bitti. Bir daha hiç sözümden çıkmayacağım zaten. Ben yemin ettim biliyor musun? Ne yemin ettin? Hiç sözünden çıkmama yemin işte. Bismillah. Niye kız? Hani ben o adamın onu kurtarmaya gittim. Sen yapma demiştin ya. O adam da seni bıçakladı. Dinlemedim diye. Sonra sen de ben komadayken yemin ettin. Bir daha hiç sözümden çıkmayacağım Barbar. Sen de beni affet oğlum. Gülacığım ben seni her türlü affederim zaten. Onda sıkıntı yok. Ama biz bir tuz ekmek mi dağıtsak, ne yapsak? Ha? Niye? Ya güzelim sen zaten sözünü tutamayacaksın. Boşuna günaha girme. Tutacağım. Tutacağım bak görürsün. Eminsin yani? Eminim görürsün. Son kararın. Barbar. Ne? İyi tamam o zaman madem sözümü tutacaksın. O zaman başlıyoruz. Beni bu hastaneden çıkart hemen. Saçmalama. Daha dün komadan çıktın. Ne demek hastaneden çıkmak ya? Hani sözümü tutuyordun? Hani benim sözümden çıkmak yoktu? Gülayşem. Bak. Gerçekten buradan çıkmamız lazım hemen. Çünkü başımızda büyük bir sorun olabilir. Ne sorunu ya? Ya bu Turgut denen herif. Fidye mevzusu vardı ya. Evet. Biz senin için para toplamaya çalışıyorduk o ara. İşte o zaman fark ettik ki Eyüboğlu Porseleni'nin kasasında bir kuruş para kalmamış. Ne? Nereye gider ya o kadar para? Güzelim sen çekmişsin bütün parayı. Barbar ben para falan çekmedim. Islak imzalı talimat vermişsin. Lara Hanım. Merhaba. Aa, Taci Bey. Müsaadeniz var mı acaba? Tabii. Buyurun buyurun lütfen. Tekrar çok geçmiş olsun. Selam bu arada. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Cemal abi Barbar'ın mesai arkadaşı. Taci Bey de bizim muhasebe müdürümüz. Merhaba memnun oldum. Memnun oldum. Lara Hanım kusura bakmayın. Yani böyle bir zamanda böyle bir durumda sizi rahatsız etmek istemezdim ama... Finans direktörümüz Karabey'in acil olarak imzalaması gereken bazı ödeme emirleri vardı. Kendisinin onayı var ama ben gecikeceğim. Lara Hanım imzalasın dedi. Olur. Olur tabii ben hallederim. Problem buyurun. Yok. Buyurun. Bir şey ikram edeyim size. Ha, yok teşekkür ederim sağ olun.
dolandırıldık.